İlk iddia kuponların hediye. İşte bu kampanya efsane. Hemen oyna, bonusunu al, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin. Trabzonspor'un bu tip büyük maçları içeriden ziyade dışarıda daha iyi oynayabileceğini de düşünüyorum. Savunma arkasına koşuyu da yapabilen, o çabukluğuyla hakikaten tam Abdullah Avcı'nın da isteyeceği profil. Şu anda bu kadar formdayken ben Efecan Karaca'nın Trabzonspor için biçilmiş kaftan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Trabzonspor'a başladık. Her hafta olduğu gibi Erman Özgür'le beraber yine Trabzonspor'u konuşacağız. Bu hafta birazcık daha farklı Trabzonspor'un gündemi. Farklı ama genelde camiaların eksikleri, kötü gidişatı, krizleri iyi yönetebilmesi belli başarıları getiriyor. Şimdiye kadar Trabzonspor'da özellikle son hafta yine Rize'ye karşı işin eksik kısmını da iyi yönetti diye düşünüyorum. Detaylandıracağız. Beşiktaş maçı var çünkü. Yani problemleri en kolay çözen takım Trabzonspor gibi en kritik gözüküyor. Nokta da galiba bu. O problemleri hissetmeden çok çabuk bir zaman büyütmeden, krize dönüştürmeden bence çok doğru şekilde çözüveriyorlar bir anda. Problemsiz olmanın getirisi de liderlik olarak yansıyor. Evet. Trabzonspor ve Beşiktaş maçını da detaylıca konuşacağız ama önce hatırlatmamızı yapalım. Tuttur'da bu hafta bahisler açık büfe. Toplamda 30 liraya kadar oynadığınız tüm kuponlar hediye. Dilerseniz 3 liralık 10 kupon, dilerseniz tek bir kupona 30 lira oynayın, karar sizin. Yorumlardaki linkten hemen üye olun, kupon veya kuponlarınızı yapın. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve tüm bültende geçerli bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. Sosyal bahis fenomenimiz SYKN 1977. Geçen sene 24.536 kişiye 1 milyon 335 bin lira kazandırmış. Siz de SYKN 1977 ve diğer sosyal bahis fenomenlerini takip edin. Kuponlar yapabilirsiniz diyoruz. Dilediğiniz kupona da tabii ki oynayabilirsiniz diyoruz. Unutmayın, ilk kuponlar Tuttur'dan hediye. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Trabzonspor'u konuşmaya başlayalım. Erman abi, şimdi bir giriş yaptık programın başında. Beşiktaş karşılaşması gerçekten Trabzonspor için çok önemli. Deplasmanda oynayacak Trabzonspor ama şöyle bir hava var kamuoyunda. Trabzonspor bu maçı kazanırsa sanki şampiyonluğunu ilan edecekmiş gibi bir hava da aslında oluştu. Galiba o kamuoyunun içerisinde ayağa topa değmemiş çok adam var. Çünkü ligin 12. haftasından oynanacak bir maçın şampiyonluğun kaderini tamamen belirleyeceğini söylemek tam anlamıyla hayalcilik olur Berkay. Yani evet, çok önemli bir maç. Rakibi pozisyonda bir rakip, özellikle deplasmanda oynayacak olması daha da büyük bir zorluk getiriyor. Ama rakibinin Şampiyonlar Ligi maçından gelecek olması, iki gün önce hem de bir yolculuk yapacak olması, çok önemli eksiklerinin olması ve senin eksiklerinin geri dönüyor olması Trabzonspor için bir avantaj. Büyük maçlar, büyük oyuncular ister. Vakayeme, Hamsik ve Bakasitas aynı anda sahada olduğu zaman her ne kadar sağ kenara çökmüş gibi gözükse de Gervinho'nun. Hem Bruno Perez hem Gervinho, ki Gervinho'nun belli ki bu sezon artık olmayacak. Böyle bir sağ kenar problemi yaşarken diğer sağ içi liderlerinin geri dönüşü bence Trabzonspor için bir avantaj diye düşünüyorum. İstanbul deplasmanı ama Trabzonspor'un bu tip büyük maçları içeriden ziyade dışarıda daha iyi oynayabileceğini de düşünüyorum. O yani. Kadroya da sahip değil mi Trabzonspor? O oyuna da sahip diye düşünüyorum ben de. Şöyle, deplasman oyununu da oynayabiliyor yani. Böyle düşündürten şey şu. Trabzonspor oyun disiplini ve savunma kalitesi olan bir takım. Bu takımın deplasmanlarda açık oynayan rakiplerine karşı boş alanı çok iyi değerlendirebilecek özel silahları var. Bu silahlar deplasmanlarda daha etkili oluyor. O yüzden de Vakayeme'ye alan lazım. O alanı bulur İstanbul'da. Çok rahat bulur. Hamsik geniş alanda oynadığı zaman baskı yapması zor bir oyuncu. Sakatlıktan döndükten sonra iki maç biraz oyun kalitesi düştü ama tahmin ediyorum derbiyi çok daha iyi oynar. Aynı şekilde Bakasitas geri dönecek. Onun da MR'ı temiz, kafasını da temizlediler görünüyor ki. Bir bekle dediler. Bekle dediler. Dinlenmeye mi ihtiyacın var dediler. Bak, dinlendiremeyenler kimleri kaybediyor? En özel oyuncularını kaybetti tabii Fenerbahçe ki, bu hafta ki. Mesela. Beşiktaş'ın özel oyuncuları gümledi. Ama Trabzonspor rakiplerine göre özel oyuncularını doğru zamanda dinlendirip kazanmaya devam etti. Bence çok önemli. O yüzden de bakınca Trabzonspor rakibine göre daha problemsiz geliyor. Zaten orası bu problemsiz kısmı da Trabzonspor'u lider yapan şey şu anda. O kesin, problemsiz geldiği çok net Trabzonspor'un. Beşiktaş'ın birçok eksiği olabilir Trabzonspor karşısında. Trabzonspor'un da tabii eksikleri var. Edgar onlardan bir tanesi olacak. Şimdi yeri doldurulamayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. İki seçeneği var. Ya Hüseyin Türkmen ya Dansville.
İkisi de orijininde stoper. Hangisinin antrenman kalitesi ya da derbilerde daha iyi oynayabilir kısmı Abdullah Hoca'nın kafasındadır muhtemelen. Ama çok böyle geriden oyun kurmana gerek olacak bir maç değil diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın baskı yapma ihtimalini düşünürsek iç sahada hep Şampiyonlar Ligi maçlarında da Galatasaray maçında da Beşiktaş'ın bir 15-20 dakika baskıyla başladığını gördük. Trabzonspor'a da bunu yapmak isteyecektir bence Sergen Yalçın. Çünkü aradaki puan farkı şu anda 7. Sana baskı yapabilir. Fakat topu kazandıktan sonra kalitesi eksik Beşiktaş'ın. Evet. Şimdi bunu ne üzerinden okuyor dersen Batshuayi'nin yokluğu üzerinden okuyorum. Hı-hı. Orada Kenan'ı tercih ediyor. Kenan da herhalde Türkiye'de gol özelliği en az oyunculardan bir tanesi. Santrafor oyunculardan bir tanesi. Eğer Kenan'la başlarsa biraz daha savunması kolay olabilir Trabzonspor için Kenan'ı. Ama Larin'i oraya atar, güveni sol kenarda oynatırsa o daha zaman biraz daha tehlikeli bir Beşiktaş olur. Burada Hüseyin ya da Dansville kim oynarsa oynasın top kullanma becerisinden ziyade bireysel hatasının az olabilecek tarafını tercih etmesi lazım Abdullah Hoca'nın. Yani, o bireysel hatayı çünkü seyirciyle de Beşiktaş tabii daha fazla bir baskı da kurabilir. Şimdi, bireysel hata yaparsanız daha sıkıntı yaşarsınız böyle maçlarda. Trabzon tarafından bence kadro seçimi Sporting maçından sonra Beşiktaş'ın elde kalan sağlam 11 üzerinden yapılmalı zaten. Şimdi şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna bir 11 seçebilirsin. Hani mesela Edgar'ın yerine sağ bekte Dorukhan muhtemelen falan ama yine de Beşiktaş'ın santrforunda kim oynayacak, sol kenarında kim oynayacak biraz daha buralara bakmak lazım. Belirsizliği daha çok yaşayan takım Beşiktaş sonuçta. Beşiktaş gibi gözüküyor. Hangi oyuncuları daha yorgun olur? Hani bazen sürpriz işler de yapmak lazım büyük maçlarda. Şapkadan tavşan çıkartmak. Mesela önde baskıyla da başlayabilirsin Beşiktaş'a. Şok presle. Evet, geriden oyun kurarken ne kadar zafiyetli olduğunu Hatay maçının ilk 20 dakikasında gördü. Belki de önde presle başlayacak olan taraf Trabzonspor olur. Bu presi daha anlamlı kılmak adına tabii son maçta Bakasetas yoktu. O yüzden Berat Siopis ikilisini tercih etti Abdullah Hoca ama burada o tarz bir tercih bekliyor musun Abdullah Hoca'dan? Yani Berat Siopis'i beklemiyorum. Ne olursa olsun orta saha sertliğine ihtiyacın olsa bile Hamşik, Berat ya da Siopis ve Abdülkadir Ömür bana göre şu andaki Abdülkadir Ömür hatta Bakasetas Ömür'ü sağ kenara sağda biraz evirebilir mi? Buna çok olur ihtiyacı mu var Trabzonspor'un. Çünkü sezon başı olmadı. Olmadı, denendi olmadı. Fakat Abdülkadir Ömür serbestlik kazandığı maçlarda o özgüvenini aldıktan sonra sağ kenarda oldu. Bir de şimdi deneyelim olabilir. Bir de şimdi mi deneyelim? Şu an çok formda, çok iyi iş çıkarıyor. Ya sağ kenar şu anda Cervinho'nun yerine bir sağ kenar oturtması Trabzonspor'un çok önemli ama devre arası transfer dönemi bana göre gitmesi gereken iki tane oyuncu var Trabzonspor'un. Ya Efecan Karaca'ya gidecek ya Halil Akbunlar'a gidecek. İkisinden birini alırsa sol beke yabancı bir oyuncu transfer etme opsiyonunu da elinde tutar o zaman. Artı bir kazanıyorsun. Artı bir kazanıyorsun. Şu anda bu kadar formdayken ben Efecan Karaca'nın Trabzonspor için biçilmiş kaftan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sene devre arasında da biliyorsun direkten döndü. Evet, neredeyse imzayı atıyordu. Kapıdan döndü. Hatta biraz da serzenişte bulundu kulübüne. Şimdi bak çok net söyleyeyim sana. Efecan Karaca artık yaşı büyük takım için en fazla bir kere de aday olabilecek. Evet, işte. O yani 21 yaşında çok değil yani. Çok formda. Alanya'da da çok iyi oynuyor. Alanya tarafında da eğer karşılığını bulduğu zaman bonservis bedeli anlamında tabii ki kulüp menfaatleri önemlidir. Artık oyuncuya gitmek istiyorsa izin vermek lazım. İşimde şu tarafı var. Efecan orada çok gerçekten emek veren, yıllardır Alanyaspor için ter döken bir oyuncu. Yani Bakasetas gitti, Siopis gitti, Emrak Baba gitti, geri döndü. Birçok oyuncu, Kolkır gitti. Herkes evet gitti. Efecan orada yine özveriyle reklam dönmesine rağmen devam ediyor. Ensakala transfer yaptı o performansıyla. Ya Efecan'a biraz ayıp oluyor sanki. Yani onun çok haklı artık gibi bir yani tık daha yukarı çıktıysa ve oyuncunun gönlünde gitmek varsa kulüp yöneticilerinin de biraz sanki buna nasıl söyleyeyim, müsaade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Orayı açtıysa ki çok iyi hizmet etti. Müthiş hizmet etti. Hala da ediyor. Yani devam ediyor. İzledik yani en son Göztepe maçında. Büyük keyif aldım tabii ben Efecan'dan ya. Yani inşallah böyle de devam eder. Trabzonspor'a eğer tabii gelirse o profilde bir oyuncu Efecan geldi diyelim ya da Halil Akpınar. Savunma arkasına koşuyu da yapabilen o çabukluğuyla hakikaten tam Abdullah Avcı'nın da isteyeceği profil bu oyuncular. Bence set hücumunu da iyi yapıyor. Üstüne de onu iyi yapıyor. Sağ kenar oyuncuları özellikle formdayken futbolda çok meşhur bir şey vardır. Hocaların da oyunculardan çok istediği ver devam et derler. Ver, hani verdiğin zaman durma, statik kalma, durma. Çünkü rakibin dengesini bozan şey özellikle hücum hattında budur. Efecan'ın set hücumunda organizasyonda payı var her zaman. Kesinlikle. Çabuk hücumlarda var. Fenerbahçe deplasmanında koşuyu yaptı, çıkardı, attırdı. Topla giderken kafasını kaldırma becerisi var. Ki o çok önemli. Çok önemli. Bir yandan da dayanıklılığı var.
Ve sezon içi istikrarı. 60'ta dili çıkmıyor dışarı Efecan. Maç içinde, sezon içinde de kaç maç oynuyor? Sezon içerisinde böyle Efecan'ı dinlendirelim hiç demiyordur herhalde teknik. Böyle eforlu oynayan bir oyuncunun bu şekilde istikrarlı oynaması da çok önemli. Çok önemli. Yani çok durarak duran bir oyuncu değil. Bir yandan da farklı da bakıyor olabilirler. Şimdi yanlış anlaşılmasın, biz Alanyaspor'u dağıtalım falan demiyoruz ama. Ya yok, Trabzonspor açısından konuşuyoruz. Ben yani performansı yükselen ve daha önce alışverişi olduğu için Bakasetas üzerinden söylüyorum. Trabzonspor, Alanyaspor arasındaki ilişkiler ne durumda bilmiyorum ama zaten şu anda bir kanat oyuncusu almak istesem 2 tane 3 tane adayım olur. Göztepe'den Halil'i söyledim. Efecan'ı söyledim. Yine Alanyaspor'dan Davidson'u söylerim. Ya da Edin Visca'yı söylersin. Ya da Edin Visca'yı söylerim ki Edin Visca'nın zaten adının geçmediği bir transfer dönemi kalmadı. Yani. Sürekli söyleniyor. Ama şu anda alınması daha mantıklı. Türk oyuncu olduğu için bir yandan da. Efecan Karaca gibi gözüküyor. Oraya hamle yapması lazım Trabzonspor'un. Şimdi çok dağıtmayın devre Trabzonspor. Arasına kadar, tabii Beşiktaş maçı özelinde konuşuyoruz ama devre arasına kadar bir şekilde orayı Abdülkadir Ömür'le veya Canini'yle devam ettirecek. Ya çok hocam. Cornelius Canini beraber düşünmüyor. Sanırım biz dışarıdan başlangıçlara bakıyoruz ama teknik direktörler tabii bitirişlere bakıyor. Cornelius'la Giannini'yi son 20-25 dakikada risk alman gereken maçlarda beraber oynatmak her teknik direktör için son 20 dakikalarda elini güçlü kılan bir şey. O yüzden ya Cornelius'u ya Giannini'yi tercih ediyor. Şöyle bir bakarsam Beşiktaş'ın stoper tandemine ikisi de ters gelebilir. Mesela genelde Giannini diyorum ben büyük maçlarda. Çünkü yüzü dönük oynayabildiği evet, için. Topu da yere indiren bir Trabzonspor oluyor. Hani Vakayeme, evet. Hamşik varken, Bakasetas varken. Topu yere indirdiğin zaman doğru Giannini. Ama oyunu kenarlardan övmeye başlayacaksan. Ki o da iç sahada oluyor. An, o da daha çok Cornelius'u çağırıyor. Şimdilik bu iki santraforla Trabzonspor çok iyi iş çıkartıyor. Rakiplerine bakıyorum bir sürü santrafor profili varken elinde faydalanamıyorlar. Galatasaray'da daha iyi santraforlar var gibi gözüküyor. Ama Cornelius, Giannini daha iyi çok çıkarıyor. Ciddi katkı veriyor. Giannini'yi tercih etmişti Fenerbahçe maçında. Abdullah Hoca Cornelius'u hamle olarak kullanmıştı. Karşılığında aldı. Evet. Ben de bu maçta Giannini'yi önde görüyorum. Ya yaptığı hangi hamleden karşılık almıyor ki? Mesela Berat Siopis başladı. Hiç Rizespor'un çabuk atağına izin vermedi Trabzonspor maçın ilk yarısında. Sonra Berat sarı kartı görünce hemen Bakasetas'ı attı. Vakayeme girdi neyse. Baktı ki maç dönmüyor. Siopis'i de aldı. İyi oynamayan Hamşi'ye bıraktı. Biraz riskli. Hatta Rizespor pozisyon buldu sonrasında. Fakat risk olmadan rızk olmaz misali. O riskten karşılığını aldıktan sonra hemen Dorukhan, Serkan falan orayı tekrar tuttu güçlendirdi. Orayı. Ya abi elindeki oyuncuyu çözmüş teknik direktör. Kimden çözmüş, nasıl kim, birim nerede, olacağını. Nasıl, ne yapar? Dorukhan sağ bekte de alırım. Ön libero'da da alırım. Ön libero'ya atarsam Serkan'ım var. Çekerim oraya. Halbuki Serkan da bence bu fırsatı iyi değerlendirsin. O bak, fırsat gelmeyecek gibiydi Serkan'a. Gelmeyecek gibiydi. İyi bir performans göstermiyordu. Artık yavaş yavaş genç oyuncu kredisi var demem ben Serkan için. Tabii ki canım. Kasım biraz artık yani. Oynayacaksın. Tabii. Uzun zamandan beri bekliyor Trabzonspor tarafı senin için. Abdülkadir Ömür'ü kazandıysa Serkan hala niye oynamıyor? Ben bunu tartışırım. Kesinlikle. Biraz kendisini de aramalı bence. Beşiktaş maçı özelinde abi. Şimdi Bruno Perez oynadığı zaman orada çok hücum yapan, hücuma çok fazla katkı veren bir isimdi. Yani hocanın şimdi tercih ettiği Dorukhan olabilir tabii orada, Serkan olabilir. Hangisini tercih edecek bakacağız ama biraz daha Beşiktaş maçı özelinde durun, bekleyin diyebilir mi Abdullah Hoca? Biraz şimdi rakibi Güven mi olacak yoksa Larin mi olacak? Yani bence Dorukhan'ı tercih eder. Yani nihayetinde Beşiktaş'tan gelmiş, o stadın atmosferinde iyi bilen bir oyuncu olduğu için bence sağ bekle de iyi iş çıkarıyor. Şimdi Dorukhan'ı tercih edecektir. Dorukhan oynarsa Larin ve Güven'in İkinci santrafor gibi ceza sahası içerisinde girişlerine ciddi anlamda önlem almak zorunda. İkisi de takım arkadaşı. Biliyor antrenman. Yani şimdi niye Serkan'ı tercih etsin Abdullah Hoca? Dorukhan tabii onlarla. Tanıdığın hatta Trabzonsporlu arkadaşlarının daha fazla idman yaptığı. Larin'le Güven'le daha çok yaptı Güven'le Dorukhan. Güven'le daha çok yaptı. Şimdi tanıdığı oyunculara karşı oynamak Dorukhan'ın avantajı olabilir. O yüzden Dorukhan'ı tercih edecektir ki Dorukhan'ın ön liberoluğuna şu anda Trabzonspor'un ihtiyacı yok. Sağ bekline var. Evet. Yani orada Siopis olmadı, Berat. Tabii Hamşik, Bakasetas, herkes orada. Herkes var orada. O yüzden Dorukhan'ı biraz farklı pozisyonlarda kullanması daha mantıklı. Bakalım nasıl bir karşılaşma. İzleyeceğiz Erman abi. Ağzına sağlık. Haftaya Beşiktaş maçını değerlendirdiğimiz Fazlin Trabzonspor'la tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. İlk iddia kuponların hediye. İşte bu kampanya efsane. Hemen oyna, bonusunu al, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin.